Teknopat'tan herkese merhaba. Bugün sizler birlikte Acer'ın Predator 17X dizüstü bilgisayarına bakıyoruz. Bu oyuncular için tasarlanmış bir dizüstü bilgisayarı ve 17.3 inç bir ekrana sahip. Burada ekranını görüyoruz cihazın. Cihazın içerisinde çok güçlü donanımlar mevcut. Bunların içerisinde Core i7 işlemci var, 6. nesil. 2 tane işlemci seçeneği var. Bunlardan bir tanesi Core i7 6820HK, diğeri ise Core i7 6700HQ. 64 GB'a kadar RAM ile gelebiliyor cihaz. Şu an içerisinde kaç GB RAM olduğunu birlikte bakalım isterseniz. System kısmına girdiğimiz zaman 32 GB RAM ve 6820HK işlemcisi olduğunu görüyoruz. Cihazın en büyük özelliklerinden bir tanesi içerisinde Nvidia'nın GTX 980 ekran kartıyla gelmesi. Yani GTX 980M değil, doğrudan GTX 980 ile geliyor cihaz. Tabii ki dileyen kullanıcılar cihazın GTX 980M'li sürümünü de alabiliyorlar. Şu an cihazın içerisinde hangi ekran kartı olduğuna da bakalım isterseniz bir DirectX diagnostik raporu çalıştıralım. Predator GX791 olarak geçtiğini görüyoruz cihazın ve GTX 980 ekran kartı var bizim şu an baktığımız modelin içerisinde. Acer'ın bu cihazda vurguladığı önemli noktalardan bir tanesi soğutma. Cihazın içerisinde 3 tane fan olduğu belirtiliyor Acer tarafından. Bunlardan bir tanesi önde yer alıyor. Bu önde görmüş olduğunuz ızgara içeriye soğuk hava alıyor. Arkada ise 2 tane fan daha mevcut. Bu 2 fan da CPU'nun ve GPU'nun yani işlemcinin ve ekran kartının soğutmasından sorumlu. Önden soğuk hava alınıyor. Isınan bileşenlerin üzerinden geçerek arkadan dışarıya atılıyor. Cihazın bunun yanında klavyesine baktığımız zaman yine oyuncular için tasarlandığını belirtmek üzere yön tuşları, örneğin ok tuşları kırmızı olarak belirlenmiş. W, A, S, D tuşlarının da kırmızı olarak belirlendiğini görüyoruz. Touchpad'in kenarında keza yine kırmızı bir ışıklandırma söz konusu. Burada bir bağlantımız mevcut, tuşumuz mevcut. Bu tuşa bastığımız zaman touchpad'i devre dışı bırakabiliyoruz veya touchpad'i devreye sokabiliyoruz. Kolay bir şekilde devre dışı bırakıp devreye sokma tuşu konulması gerçekten güzel olmuş. Fare takacağınız zaman anında touchpad'i devre dışı bırakabilirsiniz veya kullanmayacağınız zaman devreye sokabilirsiniz. Depolamada tabii ki bir başka konu, cihazın içerisinde SSD veya sabit disk yer alabiliyor. Bizim örneğin incelediğimiz modelle görmüş olduğunuz üzere 256 GB'lık bir tane SSD, onun yanında da 1 TB'lık bir sabit disk mevcut. İsterseniz cihazın arkasına da göz atalım. Buradan kapağı kapattığımız zaman cihazın diğer tasarım şekillerini görebiliyorsunuz. Arkada bir adet Predator yazısı mevcut. Predator yazısını bu şekilde daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yine arka kısımda da devasa havalandırmayı net bir biçimde görmek mümkün. Burada iki tane hava çıkışı var. Dediğimiz gibi cihazın soğutması bu şekilde sağlanıyor. Kapağı açtığımız zaman nasıl gözüküyor? O zaman da bu şekilde gözüküyor. Predator yazısını ve ışıklandırmayı görebiliyorsunuz. Bunun yanında burada bir Acer logosu da görmek mümkün. Tabii ki bir de cihazın ağırlığı var. 4.55 kilogram ağırlığında Predator 17X. Bunun yanında pili de 3 saate kadar dayanabiliyor. Boyutlarından bahsetmek gerekirse 423 mm uzunluğunda cihaz. Bunun yanında derinliği 321 mm ve kalınlığında 44.95 mm yani neredeyse 5 cm kalınlığında olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın şu anda içerisinde 1080p bir panel var fakat şunu da belirtelim, dileyen kullanıcılar cihazı 4K Ultra HD bir panel ile de satın alabilecekler. Evet, sizler birlikte Acer'ın New York'taki etkinliğinde firmanın Predator 17X dizüstü bilgisayarına yakından baktık. Bir başka ön incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş, kendinize iyi bakın.